Mutlu günler değerli izleyenler. Spor Plus'a hoş geldiniz. Evren Turhan ve Murat Özbostan'la birlikteyiz stüdyomuzda ve dün akşam milli takımımızın özel maçta Yunanistan karşısında aldığı galibiyetle başlayacağız konularımıza. Onun dışında tabii konuşacağımız çokça şey olacak bugün. Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyiz. Siz nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim ben de. Teşekkürler. Saçımı kestirdim biraz bugün. Böyle bir saç baş. Bayram hazırlık. Yani çok değil. Yani rutin diyebiliriz aslında. Bayramda burada, yani bayramın bir bölümünde buradayım en azından, hepsinde olmasa da. Madrid hazırlık ha? Yarın sabah gidiyorum, evet, inşallah bir aksilik hadi olmazsa. Hadi gidiyorum, sonra çarşamba artık bir daha burada olacağım gibi görünüyor. Kısmet. Bakalım ne olacak maçta? Ayağım kime uğurlu gelecek, göreceğiz yarın bence akşam. Bence senin dediğinin tersi. Evet, Tottenham öyle diyorum, Liverpool alacak. Evet, öyle de görünüyor. Öyle görünüyor. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde ne desem tersi çıktığı için Tottenham'ı destekliyorum. Liverpool alacak diyorum. Ama ya ben Liverpool alacak deyince o da bir tehdit ya. Evet. O yüzden bilemiyorum ne olacak bakalım. Sen de iyisin herhalde Murat. İyiyim. İyisin. İyiyim. Her şey yolunda. İşler yolunda. İyi, ne güzel. Başlar bitmesin. Allah iyilik versin. Sağ ol. Şimdi dün akşam özel maçta karşı karşıya geldi. Milli takımımız Yunanistan'la ve 2-1 galip ayrıldı sahadan. Cengiz Ünder'le Kenan Karaman'ın kaydettiği goller vardı. Şenol Güneş'in karşılaşma sonrası açıklamalarıyla başlayalım bakalım. Oyuncuların kulüplerine bakmadan form durumlarını göz önüne alarak bir kadro yapıyoruz. Yeni oyuncular kullanmak istedik. Belki de bazılarını da acele ettik. Kimin oynadığı ya da oynamadığı değil, neler yapıp yapmadığımıza bakıyoruz. Bu iki hazırlık maçı oynamayan oyuncuları görmek için, havuzu genişletmek için önemli. Takımın bugünkü oyun anlayışından memnunum diyor Şenol Güneş. Kadro ile ilgili biliyorsunuz konuşuldu, işte şu oyuncuyu niçin aldı, bunun için almadı diye. O da böyle bir genel açıklama yapıyor maç sonrasında. Ne diyorsunuz? Hem bir takımımızın performansını konuşalım, hem Şenol Güneş'in karşılaşma sonrası açıklamalarını. Ya hoca bir kere bundan önceki maçta, yani puan maçlarında daha tecrübeli oyuncularla gençleri birleştirmişti. Bu seferki Yunanistan maçında daha böyle havuzu tamamen kullanmayı tercih etti. Daha genç oyuncular da vardı. İlk defa oynayan milli oyuncular da oldu. Tabii bir kere sonuçta bir hazırlık maçı. Ben sonucundan çok bu hocanın oluşturduğu havuzdan ne kadar faydalanabilir, bundan sonraki süreçte hangi oyuncular milli takım için 11 aday olabilir, ona bakmak lazım. Hoca da herhalde bunu görmek istiyor. Ve bir kısım kafasında düşündüğü şeyleri de oluştuğunu ben düşünüyorum. Tabi buradaki bir bilgi olarak verelim. Yayına girmeden önce açıklandı. Cenk Tosun bir ay sahalardan, evet, uzak kalacak. Bu bizim Fransa ve İzlanda maçlarımız öncesi tabi önemli bir üzüntü verici bir haber oldu. Bunun dışında maça gelirsek, yani ilk yarısının daha iyi olduğunu düşünüyorum. İkinci yarı biraz o kadar iyi değildi sanki. Yediğimiz gol defans hatasıydı. Yani o hataların hazırlık maçı da olsa işte hatalar görülüyor ama önümüzdeki, bundan sonraki Fransa ve İzlanda maçlarında olmaması gereken bir hataydı. Yine hocanın şans verdi, işte Nazım'a şans verdi mesela sağ kanatta. Daha önce Türk olduğunu bilmiyordum dediği oyuncuya. Bence iyiydi. Gecenin iyi isimlerinden bir tanesiydi. Yine aynı şekilde Yusuf çok iyiydi ilk yarıda. Takımı iyi yönetti. Cengiz artık bir marka oldu. Yani buradaki oyuncuların biraz daha çok üzerinde bir oyuncu. Golü de güzeldi Cengiz'in. Bunun dışında böyle aklımda kalan oyunculardan Trabzonspor kalecisi, ismini unuttum, Cafercan. Oğurcan. Oğulcan, ona şans vermesi hocanın da önemli bir şeydi. Yani daha önceki teknik direktör Lucescu bu kadar bazen çok geniş kadrolar seçiyordu ama bu oyunculara böyle şey şanslar vermiyordu. Bu da aklımda kalan maçtaki anlardan. Ama sen Uğurcan gibi başka oyuncular da sayabiliriz. Hocanın aslında açıklamalarında da anlattığı o biraz. Yani Kenan var. Özel işte maçlar olduğu, evet, için özel maçlarda bu havuz ne kadar genişleyebilir? Yani bu havuzun içinde hangi oyuncuları düşünebilirim mi bir anlamda test ediyor.
Dolayısıyla yine Uğurcan da bu düşünceyle doğru orantılı, evet, sahada gördüğümüz isimlerden biri oldu. Sen nasıl bir milli takım gördün? En azından tabii ki bu bizim Fransa ve İzlanda maçlarında, yani resmi maçlarda sahaya çıkmasını beklediğimiz 11 değil. Yani içinden bu 11'de değişecek, yani Cengiz'den falan bahsetmiyorum ama yani değişecek tabii ki oyuncular var kaleden başlayarak şüphesiz. Fakat yani genel hatlarıyla... hocanın bahsettiği o havuz vurgusunda sence bizim havuzumuz ne kadar genişleyebilir? İlk defa izlediğimiz oyuncuların milli takım formatı. Ya bence fena değil. Yani bu sonuçta aday kadro. Aday kadro hep geniş olur. Buradan bu eleme maçlarında hangi oyuncuyu ben 18'e alırım veya hangisini 11'de kullanabilirim burada Şenol Hoca görmek istiyor. Milli takıma gelip ilk defa oynayıp başarılı olmak çok kolay bir iş değil. Yani artık orası en tepe. Orada başka bir şey yok. Hem yani milli duygularla oynuyorsun ve en iyi oyuncular orada. Evet. Bence ilk yarı için başlangıç anlamında çok iyi top oynadı yani takım. O aynı Avrupa'da oynanan hızlı oyun, çabuk oyun hepsini oyuncular uyguladı. Ama ekstra bir tane oyuncu var benim gözüme çarpan. Yani hepsi iyi ama Kenan Karaman çok farklı bir oyuncu. Yani özellikle bu sene Düsseldorf'ta izledim. Yani Almanya Ligi'nde öyle böyle maçlar oynamadı. Werder Bremen'in bir golü var. Geçen özellikle bir daha izledim. Yani aynı oyunculuğumu konuşuruz. Yani izledim ama bu oyuncu isim benzerliği de oluyor bazen. Abi topu 30-40 metre alıyor, driplik yapıyor, kişi kişiyi geçiyor. Hem kuvvetli hem gol vuruşu çok iyi. Bence milli takım için Kenan çok büyük kazanç olacak. Umut Meraş, Sangare fena oynamadılar. Onlar da ilk maçları olmasına rağmen iyiydiler. Yani burada Şenol Hoca dediğim gibi bu kadro içerisinde, asıl kadronun içerisinde, yani Fransa-İzlanda maçında kafasında olan kadroya kimi oynatabilirim? Bir tane oyuncu buradan 11'e atabilir miyim veya iki tane diye onun için bu maçları yaptı bence. Kazanmak önemli, milli maçların hepsi önemlidir. Yani özel maç, resmi maç biz bakmayız. Yani oyuncu döneminde de öyleydi. Orada kazanmamız gerekiyor. Kazanmak önemli ama daha iyi olabilir mi bazı oyuncular? Olur. Ozan, işte Okay fena oynamadılar orada. Sonuçta onlar daha biraz daha tecrübeliler. İkisi fizikli oyuncu ama o hızlı oyuna ona çabuk adapte oldular. Cengiz zaten müthiş bir oyuncu. Yani Cengiz artık bu takımın lokomotifi. Yani onun oyunuyla beraber o gün performansı günündeyse tek başına da maç alabilecek bir oyuncu Cengiz. Yani evet, o özellikleri artık gösteriyor. Hem süratli hem çabuk hem gol vuruşu muhteşem. Yani orada o topa vuruşundaki topun şiddeti inanılmaz yani. Yani orada ona gelip aniden o topa vurmak kolay bir iş değil. Cengiz de artık bizim yıldızımız, her şeyimiz. Milli takımda bu maçlarda, özellikle Fransa-İzlanda maçlarında çok faydalı olacak bir oyuncu. Belki bazı şeyler için ölçü değil ama ben sonuç, evet, oyuncuların buradaki performansı gelişimi açısından Şenol Hoca'nın kafasında bence bir şeyler oluştu. Yani birkaç oyuncu, bir maçta oluşabilir mi? Oluşur. Yani orada onun duruşu, pasları alışverişi, o rahatlığı oyuncuyu belli eder. Şenol Hoca yavaş yavaş bu hazırlık maçlarında o kadroya hazırlıklar yapıyor şu an. Görünen o. Cengiz'in karşılaşma sonrası açıklamalarına bakalım. Bu hazırlık maçları bizim için çok önemli. Galibiyet almak istiyorduk. Dünya şampiyonuna karşı oynayacağız. Fransa'ya karşı takım olarak en iyi şekilde mücadele edip taraftarlarımızla birlikte en iyi sonucu alacağız diye düşünüyorum diyor. Evet, Cengiz'in açıklamaları da bu şekilde. Tabii ki Fransa ve İzlanda maçlarında kendisine özellikle bir önceki dönem Şenol Güneş'in ilk milli takımımızın başında oynadığı maçlarda Cengiz sakatlığı sebebiyle yoktu. Cengiz'in dönüşü, yani ilk bundan önceki dönem milli takım maçlarıyla bundan sonraki dönem, gerçi rakipler de tabii ki çok daha sertleşiyor ama milli takımımıza Cengiz'in katacağı yüzde bayağı yüksek şüphesiz. İşte evet, biraz önce dediğim o tek başına maç alabilecek bir oyuncu yani. Takımın yıldızı niteliğinde yani. Evet, yani şu takımda bu tip oyuncular olur mu, olmaz mı? Yani atıyorum Arda Turan Atletico Madrid oynarken, Barcelona dönemini saymıyorum, hani Barcelona'nın oynamadığı bir dönemde, ama yine de yine bir takımın yıldızı Arda Turan'dı. Özellikle Atletico Madrid döneminde bizim bir takımımızın yıldızı, hem Atletico Madrid'e aktif olarak süre aldığı için, hem orada yaptığı önemli işler için, hem de bir takımımızdaki işte o dönemin en tecrübeli ve en popüler oyuncusu olduğu için Arda Turan'dı. Şimdi aynen Cengiz öyle. Yani Cengiz bir takımımızın yıldızı. Çok da benim çok, yani karakter olarak da çok düzgün de bir çocuk. Yani diğerleri düzgün değil anlamında söylüyorum. Benim şahsen tanışıklığım sebebiyle daha fazla fikir beyan edebildiğim bir
isim o yüzden ve çok efendi de, çok böyle spor aşkıyla, hakikaten sporcu ruhuyla böyle yanıp tutuşan bir çocuk. O yüzden yani diliyorum ki çok çok katkı verecek hem milli takımımıza hem kendi kariyerine, Türk sporuna. Şimdi Fransa ve İzlanda maçları var. Tabii bir hazırlık maçımız daha var. O hazırlık maçından sonra Fransa ve İzlanda ile arka arkaya iki tane resmi maç oynayacağız. Ve bizim için tabii ki çok kritik maçlar. Fransa maçı Konya'da, yani ülkemizde oynanacak. İç sahada oynayacağız ama İzlanda maçı deplasmanda. Fakat Fransa, yani dünyanın neresinde oynarsanız oynayın, yani hangi evinizde oynarsanız oynayın çok fark etmiyor. Dolayısıyla zor bir maç olacak, yani bir dünya şampiyonuyla oynayacaksınız. Ve tabii İzlanda için mesela o şeyi düştü, yani performans anlamında biraz daha düşüş var gibi yorumlar yapılsa da Fransa için bunları söylemek pek mümkün de değil aynı zamanda. Fransa yani hala. Evet. Şampiyon. Evet, son şampiyon ve aynen o form grafiğinde oyuncuları da. Dolayısıyla zor maçlar olacak. Beklentin ne? Yani bu iki maçtan kaç puan çıkarırız? Puan çıkarabilir miyiz? Yani duygularımla hissettim. 4 puan çıksın güzel olur ama duygularımla. Ama 3 puan da olmazsa olmaz yani. Evet. Ya çünkü iki maçtan bahsediyoruz. Yani bir tanesini kazanacaksın. Ya Fransa burada buna biraz daha uzak duruyor. İşte 4 puan dediğim gibi duygularım, hislerim inşallah 4 puan olur ama gerçekçi bakarsak 4 puan süper olur zaten. Muhteşem olur ama 3 puanda da almak zorundasın. Yani İzlanda'yı orada yenmek zorundasın. Eğer Fransa'ya kaybedersen o da olmazsa olmazlardan bence. Ha, onu yenebilecek gücümüz var mı? Var. Yani İzlanda'nın son yıllarda üstüne koyamadı. Evet, bir takım oyunu her zaman var, mücadele ediyorlar, bize ters geliyorlar. Ama biz şu an çok daha bence oyuncularımız formda. Yani onun için o maçı avantajlı görüyorum. İzlanda maçını kazanacağımızı düşünüyorum. Fransa maçı da zor bir maç. Yani oradan bir puan alırsak muhteşem olur. Yani futbolun bazı gerçekleri var. Evet, olmaz mı? Olur. Kazanabiliriz de. O mücadeleyi gösterirsin ama çok yetenekli kazanırsak zaten ondan sonrası yürür gider artık. Yani o havayla Fransa'yı yenmek. Tabii canım. Ya Fransa'yı yenersen İzlanda maçı bence yani kazanma ihtimali çok evet. Çok yükseliyor yani. Ben 4 puan bekliyorum iki maçtan. Sen de mi duyguların hareket ediyorsun? Yok, ben bekliyorum. İnşallah yani. Yani 3 puan zaten bekliyorum da iki maçtan. 3 puan zaten o kesin olmaz. Yani, olmaz. 3 puan da zaten bekliyorum. 4 puan bence Fransa beraberliği olabilir yani Türkiye'de. Ya düşünsene şimdi, o motivasyonu falan Fransa maçına çıkıyorsun. Konya bütün milli maçlarda iyi sınav verdi. Taraftar iyi, destek müthiş. Şimdi bakarsak 3 tane maçımızı kazanmışız. İşte bir hazırlık maçımız daha var önünde. Onu da kazanırız muhtemelen. Oyuncular yeni bir jenerasyon var. Daha sempatik bir takım. Türkiye'de işte zamanında Türk milli takımına karşı biraz kaybolmuş duygular şimdi tekrar maksimum düzeye çıktı. Bütün bu futbolcular da farkında ve öyle bir şey ki bu maç belki de işte hoca da daha önce demişti. Yani kendimizi gösterme en önemli bir sınavımız olacak demişti Fransa milli maçı. Yani Konya hazır, taraftar hazır. İnanılmaz dış basında ilgisi varmış. Basın tribünde yer bile neredeyse kalmamış. Beni aradılar. Mesela ben maça kendimi yazdırmıştım belki giderim diye rica ettiler. Eğer gelmeyecekseniz çıkartalım diye. O kadar orası bile full çekmiş durumda şu anda. Muhtemelen devletimizin bakanlar da orada olacak. Yani böyle baktığımız zaman her şeyiyle, şehriyle işte maça hazırlığını yapmış bir ülke var. Ben çok umutluyum yani. En azından bir beraberlik bence çok iyi bir sonuç olur. Çok iyi bir sonuç bence de. Galibiyet olursa o bizim tekrar böyle Şenol Hoca ile bütün o geride kalan 3 maçı da çok çok üstüne çıkıp apayrı bir hava yakalamamızı sağlar. Yani bunu bu oyuncular yapabilir mi? Yapabilir. Galip gelmek zor ama bir beraberlik neden olmasın? Zaten İzlanda'yı da yenmemiz lazım. Eğer bu durumda 4 puanı, onlar eğer bu planları yapmazsak, böyle düşünemezsek zaten bundan sonraki maçlar, ya bu maçlardan biz iyi puanlar çıkartamazsak sonraki maçlar bizim için sıkıntı yaratır. Evet. Şimdi yarışa gidiyor muyuz? Beni duyan yok galiba. Ha, kulaklığımda problem var herhalde, duymuyorum. Yarışa çeviriyoruz kameralarımızı, sonrasında buradayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli izleyenler. Şimdi Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı oldu. Biraz ligde henüz
tamamladığımız lig heyecanında önümüzdeki sezona yapılan yatırımlardan bahsedeceğiz. Zaten bu flört çok uzun zamandır konuşuluyordu ancak bir resmi teklif olmadığını söylemişti Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüş'te. Ancak yapılan görüşmeler sonrasında resmiyet kazandırmak konusunda herhangi bir pürüz kalmadı ki Abdullah Avcı ile ilgili resmi teklifi Beşiktaş yaptı ve anlaşma sağlandı. Bundan sonrasını biraz konuşmakta fayda var. 3 yıllık bir kontrat olduğu bilgisi var ve Abdullah Avcı ile yapılanmasını bundan sonra sürdürecek Beşiktaş. Nasıl olacağını düşünüyorsunuz? Nasıl bir yapılanma? Çünkü biraz da hani küçülmeden bahsediliyor ama aslında Abdullah Avcı'nın işte mevcut bütçeyi muhafaza edin benim için yeter dediği söyleniyor. Yani o bütçeyi muhafaza etmeleri bir kere çok zor. Çünkü mevcut kadroda olan oyuncuların zaten parasını ödeyemiyorlar. Yani en son Aralık ayında aldılar taksitlerini. Aralık'tan beri oyunculara bir ödeme yapılmıyor. Şimdi planlarını bir kere takımı biraz daha gençleştirmek, yani yaş ortalamasını düşürmek. Hoca da öyle demiş. Öyle demiş ama kendisi Başakşehir'i de yanılmıyorsam yaşlı bir kadro, yani yaşı yüksek bir kadroyla çalışıyordu. Şimdi burada önemli olan işin maddi kısmı nasıl olacak? Yani bence hocanın başarısında da bu önemli bir rol oynayacak. Şimdi bundan önce Şenol Hoca çalıştı. Şenol Hoca nasıl diyeyim? Ya bazı şeyleri kamufle edebiliyordu. Özellikle bu ekonomik sıkıntıları. İşte personel de mesela uzun zamandır aynı sıkıntıları oyuncular gibi yaşıyor ki onların durumu bence daha vahim. Eğer Abdullah Avcı parasının tıkır tıkır ödendiği bir kulüpten geliyor. Oyuncuların aynı şekilde paralarının zamanında ödendiği bir kulüpten geliyor. Ya yani bu sorunlarla hiç uğraşmadı. Kafası hiç başa ağrımadı. Şimdi Beşiktaş'ta bir kere en temel sorun para. Bu oyuncular paralarını zamanında alabilecekler mi bundan sonraki süreçte? Bir, iki, işte Quaresma, Lens, Medel, bu oyuncular ne olacak? Gidecek mi, kalacak mı? İşte Quaresma'yı istememiş, Lens'i istememiş. Yani eğer şeyleri varsa, talepleri varsa satılabilir denmiş. Ben Lens'in gideceğine ihtimal vermiyorum. Kimse de Lens'e zaten yüksek bir bonservis bedeli vermez. Quaresma daha bir programa girmeden önce açıklama yapmıştı. Bu yaşla ilgili herhalde çıkan haberlerden dolayı. Şu kadar yaşındayım ama ben şu kadar asist, şu kadar gol attım. Ya 20 yaşında bir futbolcu gibi oynadım demiş. Yaşımın iyisiyim demiş. Yani evet. Böyle şeyler var. Artı çok eksik var Beşiktaş'ta. Yani bir stoper alabilecekler mi? İşte Gökhan Gönül'ün yine yaşı yüksek, oraya bir sağ kanada alternatif oyuncu alabilecekler mi? Adriano daha veda etti ama sözleşmesiyle ilgili durum ne bilmiyorum. Caner oraya yine bir alternatif alınabilecek mi? Atiba'nın yaş itibariyle yaşı onun da oldukça yüksek ki takımın en yaşlı oyuncusu. 36 idi yanılmıyorsa, 37 olacak. O bir sene daha devam edip etmeyeceğinin kararsızlığı var. Yani bir Buran mevkisinde bence sorun yok. Kanatlarda işte sorun var. Orada güven var bu tarafta. Bir tarafta Quaresma, Lens, hocanın bakış açısı çok olumlu değil. Yani bu yeni Beşiktaş'ı oluşturmak, yeni kadro, yeni isimler ve bu isimleri, bu işleri yapabilmek için bu parayı bulabilecekler mi? Eğer dediğim gibi eğer parayı bulamazlarsa bir kere oyuncu satmaları şart. Oyuncu alabilmeleri için. Çünkü ciddi derecede Beşiktaş'ın ekonomik sıkıntıları var. Hoca sadece saha için hep şey diyor, saha için odaklanalım, saha içine diye Abdullah Hoca'nın mesajları vardır. Ama Beşiktaş'ta biraz saha dışı da Ümraniye'de oyuncu taksitleri, paralar ödendi, ödenmedi. Bu işleri de çok idare etmek zorunda. Yani ister istemez kalacak yani. Saha şeyler çünkü bunlar yani. Ben zor bir göreve soyunduğunu düşünüyorum. Doğru bir tercihtir. En iyi, Türkiye'deki en iyi hocalardan biriyle Beşiktaş anlaşmıştır. Ama Beşiktaş'ta böyle bir tablo da vardır. Herhalde bu da biliyordur. Kendisine bilgisi verilmiştir. İnşallah başarılı olur Beşiktaşlar adına. Evren, senin düşüncelerin neler? Yani şu var, yani Başakşehir Spor Kulübü'nde bulduğu o imkanların çoğunu bulamayacak. Evet. Yani o bir kesin. Ha, kaliteli oyuncular dersen orada zaten çalıştı onlarla. Onu idare etmede bir yeteneği, bir bilgisi var. Yani evet. Onu gördük. Oyun anlamında, oyuncuların performansı anlamında onları devamlı yüksekte tuttu Abdullah Hoca. Ama Beşiktaş deyince, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon deyince oralar büyük camialar. Yani o baskıları
alışmak, oradaki o medyanın baskısı, oyuncuların, taraftarın çok kolay iş değil. Yani Abdullah Hoca bu konuda tecrübesiz. Şenol Hoca da Bursa'da gelirken Beşiktaş'a aynı bu dönemde geldi. Böyle feda dönemi, işte genç oyuncular, para yok. Ama orada yönetimle beraber iyi bir yapılanma yaptılar. Ne yaptı? Mesela nelerden fedakarlık yaptı Şenol Hoca? Transfere karışmadı fazla. Çünkü Beşiktaş yönetimi bu özelliği var. Yani o şeye çok karıştırmak istemiyor Fikret Orman. Yani soruyor oyuncuları, tabii ki hocaya soruyor ama devamlı şey onda kontrol. Yani bunu aldık diyorsun, ben tamam yaparım, diyor. Evet. İşte Şenol Hoca'nın devamlı açıklamalarını hatırladım o zaman da. Yönetim bunu getirdi, ben de tamam dedim. Kulüp aldı, biz çalışanız, bunları yaparız. Bizim işimiz, biz profesyoneliz. Abdullah Hoca da aynı o şekilde bence çalışacak. Yani Abdullah Hoca'nın şu lüksü yok. Ben Kovarajma'yı istemiyorum. Lens gitsin, şu oyuncu gelsin. Öyle bir, senin öyle bir paran yok, öyle bir lüksün de yok şu an. Yani onun için orada iyi bir uyum olması lazım. Bu uyumu sağlarlar Abdullah Hoca'yla. Neden? O da efendi birisi, işini seviyor. Direkt o sahaya odaklanma durumunda o var. Ama benim tercihim hep kafamda Sergen Yalçın'dı. Sonuçta Beşiktaş'ta efsane bir oyuncu. Ama yönetim böyle bir tercih yaptı. İş çok kolay değil. Çünkü karşısında rakip olarak bir Fatih Terim var. Yine Galatasaray olarak. Diğer tarafta bir Fenerbahçe var. Başarısı olmuş. Onlar da bu sene saldıracaklar. İşi çok kolay değil. Yani Şenol Hoca'nın aynı başarısını yakalar mı? Biraz orada şüpheliyim. Onun için de büyük bir sınav olacak. Milli takım da buna başaramadı. O dönemki oyuncular belki çok yardımcı olmadılar. Orada olmadı. Ama Beşiktaş'ta olur mu bilmiyorum. Yani ben %50-50'yim. Yani çok öyle başarılı olur, çok doğru iş yaptılar diyemiyorum. Ama onu da biraz zaman gösterecek tabii ki. Şimdi Galatasaray cephesine bakarsak Cagney açıklamalar yaptı Senegal basınına. İlginç açıklamalar, bir gelsin bakalım. Futbol oynadığım sürece daha fazla para kazanabileceğim yeri tercih ederim. Aileme önem veriyorum ve onlar için de daha fazla para kazanmam gerekli. Aidiyet önemli ama finansal şartlar da futbolcuların planlamalarını belirliyor. Ben de tercihimi buna göre yapıyorum diyor. Yaptığı açıklamada. Her an yani gidebilirim diyor, para olan bir yere. Diyor ki daha yani benim olayım olursa... para yani. Ne yani, benim... para için mi gelmiş Galatasaray? Evet. Yani Galatasaray'ın evet, büyüklüğünü hani orada bir, tamam para için geldi işi de bu adam direkt paraya yönlenmiş yani. Evet aynen öyle. Bak diyor aidiyet önemli ama diyor. Ama dedikten sonra aidiyet önemli de boş ver aidiyet. Ya bu şu demek, yarın bir gün X bir takım burada aldığının 500 bin fazlasını verse yani hemen beni satın, ben hemen gideyim diyebilecek bir durumda. Aynen öyle. 500 değil demeyin de 1,5 milyon euro falan daha fazla. Benim için ekonomik şartlar aidiyetin çok üzerinde diyor. Dolayısıyla burada herhangi bir Asya ya da Arap ülkesi takımına da hızlıca transfer olabileceğini. Şimdi bir kere ben kısa bir şey söyleyeyim. Yani bu şampiyonlukta kritik goller attı bu adam. İşte Rize maçı var. Gitti topu Sinan'dan aldı. Bir cesaret örneği gösterdi. Bir tek o var. Şimdi bunlar oyuncunun Galatasaray'daki o defolarını biraz kapattı bence. Yani biraz insanlar belki kendi taraftarı sempatik gözle bakmaya başladı. Normalde geldiği günden beri çok eleştiri alıyor. Bir takım eleştirilere uğruyor. Ama hocası, kendi taraftarı da herkes destek veriyor. Yani kardeşim bu adam işte golcü, atacak gollerini, sabırlı olmak lazım, şöyle olmak lazım, böyle olmak lazım diyorlar. Şimdi bir kere bir nankörlüğü var. Törenlere katılmadı. İşte ailevi nedenlerim dedi ki o da 48 saat sonra bu açıklamayı yaptı. Ya böyle bir şampiyonlukta sen bu törenlerde yoksan zaten bu bugünkü yaptığı açıklama da tam üzerine oturmuş yani. Hiç olayın şey tarafında falan yok. Yani kupa, başarı, camia, taraftar filan adamın hiç umurunda değil. Yani Tiko para yatıyor mu yatmıyor mu? Yatıyorsa tamam güzel, paraları alıyoruz. Para yoksa diyelim ki parası yatmasa en başta herhalde hemen FIFA'nın kapısını bu çalar. Yani öyle görünüyor şu andaki bu laflarından. Bence Galatasaray, ki düşündüğünü de biliyorum Galatasaray'ın. Her ne kadar bunu yöneticiler yok öyle bir şey dese de bir şey bulunduğu anda bir teklif, yani bir maliyetini çıkartsınlar 13 milyon euroluk. Bir şey olduğu anda Galatasaray satacak, bir teklif geldiği anda. Yoksa yani şu laflarla önümüzdeki sezon devam eder. Bir şey olmaz. Yine golünü de atar. Ama bir mızmızlığı var. İki disiplin sorunu var. Üç ben parayı seviyorum diyor. Bir de böyle bir şey söylüyor. Yani. Benim en sevmediğim oyuncu tipi işte yani. Hiç. Fatih Hoca'nın da sevdiğini düşünmüyorum açıkçası. Yani. Merve hiç sevmiyor zaten. Baştan beri. Ben hiç. Ya şöyle bir şey. Evet oyuncunun karakteri, hareketleri, konuşmaları bir tuhaf. Yani adam normal bir adam değil. Bunu her hafta burada söyledik. Oyuna ben devamlı baktım ama dışarıya baktığında da mesela bir insan gol atar. Gol attığında Gomis'i nasıl seviniyordu?
Ya takımla işte bir kendine göre bir özgür hareketi vardı. Evet. Tribünü. Bu adam gol atıyor, hiçbir şey sevinmiyor. Ya benim bu adamda en tilt olduğum konu bu. Yani gol atıyor adam, ruh yok. Yani sanki ben zaten atarım. Ben buyum. Ben haftalardır burada onu belli bir şekilde oyun tarzı anlamında savundum yani. Ama penaltıdan attığı golde bile yani adam hani ben bunu çok basit atarım. Penaltıyı da atacaksın. Her zaman onu dedik. Evet, penaltı. Kaçırdı da. Evet. Sonucu etki etmedi bir şampiyonlukta. Evet, onda da etti. Ama bu kadar da paraya dayalı dengeler çok böyle şeydeyse yani Galatasaray aidat duygularını benimsemiyorsa gitsin abi o zaman. Ya hayır yani senin sezonun ikinci yarısında transfer olup ki çok ciddi maliyetle transfer olup oynadığın ve beklenen verimin her ne olursa olsun altında kaldığın bir takımda şampiyon olduktan sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takımın hala futbolcusu olduktan sonra önceliğin bir açıklama yaparken para pul olamaz ya. Yani insan hani utanır mesela söyleyemez yani aklındaysa bile dilinde olmaz en azından. Başka şeylerden bahsedersin. Yok, ben bu var. Takımda hayır yani ben bu takımda şampiyonluk yaşadım. Performansım istediğimin altında kaldı ama önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde çok daha başarılı olacağım. Eğer beni tutmak isterlerse umarım isterler ben kalmak isterim. Hedeflerim var falan dersin. Sporcusun sen ya hedeflerim var demez mi insan? Tabii canım ya Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaksın şöyle demen lazım. Ben Şampiyonlar Ligi'nde ya takımın, oynayacağım. Takımın aidiyetini de geçti yani. Senin zaten yaptığın işe bir aidiyet duygun yok. Yani senin kendi kariyerine kendi emek verdiğin şey. Varsa yoksa para ben paramı alayım da ne oluyorsa nerede top oynasam hiç önemli. Halı sahada ver 2 milyon euroyu oynar yani o zaman. Güzel bir örnek verdi yani sevincinden örnek verdi. Orada bile bir taraftarla bir şey yaşamadığı belli. Arada böyle bir duvar örmüş adam. İşte atarım ben golü atarım. Tamam, aidiyet duygum yok diyor yani Gomis zaten. Ki bundan çok daha A sınıf bir oyuncuydu. Kariyeri açısından da. Gomis'in derdini anlatıyor tamam, mesela. Tamam o da paraydı ama. Hayır Tuğberk mesela anlatıyor o zaman Galatasaray'da o zaman antrenör ekibindeydi Tuğberk. Diyor ki yani her antrenman sonrası yani beni saatlerce tutuyordu diyor. Hatta bir tweet'i var onun şey Tuğberk'le ilgili beni geldikten sonraki performansımın gelişmesindeki en önemli roldür diyor. Özel idmanlar gibi. Özel yani diyor ki yani sadece mesela yemeğe gidiyoruz diyor. Sadece gol konuşuyordu. Yani başka herhangi bir ikinci konumuz yok diyor. Gol atmam lazım, gol atmam lazım. Bu takıma böyle atmam lazım, şu takıma şöyle atmam lazım. Buna bu kadar atmam lazım. Böyle bütün hatta artık diyor esprilere konu oluyordu. Adam golden başka bir şey konuşmayı bilmiyor falan diye takım içinde dalga geçiyorlardı. Yani başka konusu yok adamın diyor. Konsantrasyona bak adam. Düşün yani sen ve Galatasaray'a transfer olduğu noktada hazırlık maçlarından sezon içi performansında böyle bir grafik çizdi Gomis. Geldiğinde böyle değil de. Bir de Cagne örneğine bak yani. Bir iyi örnek, bir kötü örnek. Yani bence. Biri çok profesyonel, diğeri amatör düşüncede bir oyuncu. Yani hedefi, bir adamın hedefine bak, bir de Cagne'nin hedefine bak. Göreceğiz bakalım hep beraber. Şimdi kısa bir reklam arasına gidiyoruz, sonra buradayız. Yeniden birlikteyiz. Cagne'nin Senegal basınına yaptığı açıklamaları konuştuk, yorumladık. Ve Cagne büyük olasılıkla önümüzdeki sezon... Eğer satılırsa istenen rakamlara Galatasaray'da olmayacak ve Galatasaray'ın önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde, ligde ve kupada mücadele edeceği kadroyu oluştururken golcü adaylar arasında kimler var? Onun haberine bakacağız şimdi. Fransız medyasına göre bu üçlüden ikisi yeni sezonda Galatasaray forması giyebilir. Falcao, Balotelli, Carol. Üçlüden hangi ikisi olur acaba? Yani Cagne'yi gönderip Balotelli'yi alır mı Fatih Hoca bilmiyorum da. Ya bence hiçbiri olmaz ya. Evet bence de yani, hiçbiri olmaz. Falcao bunları yıllardır Falcao bence de olmaz ya. Falcao ve Falcao kime yani yüksek ihtimal geliyor acaba bilmiyorum. Çok kısa. Gündeme geliyor her transfer döneminde ama. Falcao şampiyon oldu Galatasaray. İkinci gün Falcao geliyor diyorlar. Geçen sene de aynısı oldu. İlginç yani adam sanki kapıda bekliyor. Büyük ihtimal Atletico Madrid'e gidecek yani geri dönüyor. Yani o Simone ile görüştüler. Ben yani haberleri takip ediyorum biraz. Yani oraya gitmek istiyor şu an. Tekrar eski kulübüne gidip orada bitirmek istiyor. Artık bitirmek yani. İstiyor. Ya da üstünde yani. Tabii son şeyleri yani, yapıyor. Son 34 şeydi. Oldu. Tamam çok kaliteli klas Türkiye Ligi'nde oynar ama maliyetleri çok yüksek. Tamam Galatasaray bir santrafor alacak ama bence o santrafor... Ya, bu Fransız basını da zaten bizden almıştır muhtemelen. Bizde çünkü 10 gündür yazılıyor bu işler. Ya, Carol zaten şeyde oynamıyor West Ham'da uzun zamandan beri. Ya, Balotelli bir tek olursa o olur. O da yani Cagne'nin daha manyağı. Yani. Ama o da attıma atıyor. Öyle bir şey var. Yani. En azından daha kabiliyetli. O da daha yetenekli bir şekilde. Yani, bir kariyeri o da var. 4-5 milyon eurodan aşağı gelmez. Ya. Gelmez. Yani, tam Galatasaray
Şampiyonlar Ligi'ne kaldı işte, Sayın Başkan diyor ki kârdayız şöyle böyle de ne yani işte, paraları da sağa sola şey mi yapacaklar yani, imza parası ister, imza onu parası ister, bunu ister yani. Yalnız hocam imza parası yani, bonservis kadar olmayacaktır ama yani Balotelli bilmiyorum, bence yani Galatasaray'ın... Şöyle yakın olabilir bir ihtimal, bunların Balotelli'nin de Falcon'da mukayeleri bitiyor. Yani bonservisi de elinde. Elinde olduğu zaman orada Galatasaray şeye takılmıyor. Yani sattığın kadar ala takılmıyor. Onun için maaşta ciddi... da bir evet. Şey, yani Falcao için bir fedakarlık, bir özel şey yapabilir tabii. Evet, o onları etkilemiyor. Yani birisini satıp da alman gerekmiyor. Alabiliyorsun. O yönden biraz bir mantık tarafı var. Ama yaşlarına baktığında da ilerisi için, eğer ileride planlıyorsa ve Fatih Hoca bunu planlıyor. Ben kadro yapısında biliyorum kafasında planlayan, prensipte anlaştığı oyuncular da var. Bunlar olayın sürprizi. Yani olayın finali gibi düşün. Kim var? Eski tabirle çilek mi diyelim? Ya iki tane orta saha oyuncusuyla anlaştılar. Yabancı. Yabancı. Evren bize bunlarla geldi. Yani, yani bahsetsene biraz. Ama şimdi bunları alabilmesi için şeyi satması lazım. Cagney'i. Onlar çünkü mukavele oyuncular. Onlara bonservis ödeyecekler. Hı hı. O şu an... Belhanda belki. İşte Belhanda ya da Cagney. Yani orada hoca birisini fedakarı. Mariano. Üçünü de edebilir aslında. Üçünü de edebilir. Mecburen ediyor. İstese ya da istemese de bu oyuncular gitmeden sen oyuncu alamıyorsun. Yani bonservis verip de oyuncu alamıyorsun. Hı hı. Şu an bir aylık sıkıntısı bu hocanın ve ekibinin. Yani biz bunları satarsak bir önce satalım kafamızdaki oyuncu ki bu oyuncuları alalım. Çünkü orta saha yaşlandı. Oraya iki tane orta saha lazım. Hatta üç tane dediler de sonra iki tane. Yani Fernando var bir tek. Dong 34. Selçuk 35. Ndiaye gitti, gelecek mi gelmeyecek mi kiralık belli değil. Sen bu ortasayla, hem Süper Lig'de hem Şampiyonlar Ligi'nde hem Ziraat Kupası götüremezsin. Yok evet. Yani bitti o iş. Hoca bunun farkında ve bunu 2-3 ay önce başladılar bunun transfer çalışmalarına. Ama şu an tek engel oyuncuları satmak. Onu ne kadar geç satarlarsa o kadar sıkıntı. Adam 15 gün sonra kaliteli oyuncu. Ben bekleyemem der gider başka takıma. Bence ki şu anki stres yani o. Orada Andy Carroll diyor ya adam Şubat'tan beri forma oynamıyor yani adam oynamamış yani. Böyle isimleri ben sanmıyorum ya, biraz önce dediğimiz gibi 3 isminde olduğunu sanmıyorum. Yani bunlar tabii heyecan veren isimler. İnsanlar okuduğunda mutlu oluyor, taraftar duyduğunda hoşuna gidiyor filan da yani hocanın kafasında olduğunu nasıl olur sanmıyorum. Biliyor musun? Eğer sen Cagney'i, Belhanda'yı satamazsan, elinde kalırsa sen mecburen bonservis oyuncuya gideceksin. Birini almak zorundasın. O zaman işte o tip oyunculara gidersin. Orada da ne olacak? Maaş. Maaşı vereceksin. Elinde bir paran gidecek. Yani seneyi göremeyeceksin. Evet bir sene yararlanacaksın. Beşiktaş aynı hataya düştü işte. 2 yıl üstte şampiyon oldu. Gitti Pepe'ye verdi 5 milyon euro. Ona buna verdi parayı. Vida ile Pepe de 4. oldular. Orada parayı Santrafor'a verseydi belki kurtaracaktı. Yani orada fazla bir harcama yaptılar. Onun için Galatasaray için de bence bu oyuncu satma olayı dönüm noktası olacak transferde. O belirleyici olacak yani. Öbür türlü sıkıntı olabilir. Şimdi Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Muriç'e gelen tekliflerle alakalı açıklamalar yaptı. Bakalım açıklamalarına. Vedat'ın gitmesini hiç istemeyiz ama 24 yaşındaki çocuğun önünü kapatmanın da bir anlamı yok. Kesinleşmiş bir durum yok ama Vedat gidecek gibi görünüyor. Fenerbahçe'den sözlü bir teklif var. Onun dışında başka teklifler de var diyor. İşte Galatasaray teklif yapmış. Dün akşam, dün gece patladı. Ne kadar doğrudur, resmidir bilmiyorum. Yani tabii burada bir stratejik şey yapıyor. Galatasaray'da. İşte Fenerbahçe 2 milyon euro veriyormuş bonservisini. Galatasaray biz 2,5 veririz demiş. Ama tabii oyuncunun tercihi nedir, neyin nesidir? Bu transfer dönemlerinde tabii bir sürü haberler oluyor, bir sürü şeyler çıkıyor. Bipspor haberi bu. Dolayısıyla doğruluğunu şey yapabiliriz. İşte burada Galatasaray herhalde biraz geçmişe yönelik bu Emre Akbaba transferinde Fener de çok fiyat attırmıştı Fenerbahçe'de. Ya Emre Galatasaray Akbaba bastırıp yazık oldu çok. Evet, geçmiş olsun. Reklamı da çok güzel. Bu arada. Güzel de işte çocuk. Yazık. Evet, hayır, reklamı arada söyleyeyim dedim yani. Fenerbahçe de o dönem çok fiyatı arttırmıştı Emre Akbaba. Evet, çok ciddi çekişme olmuştu o transferde. Galatasaray hatta sponsorunu devreye soktu. İşte bir sürü şeyler oldu. Abdurrahim Bey sabahlara kadar uyuyamıyorum dedi. Tansiyonlarım çıktı dedi. Böyle ama 1'e gelecekse Galatasaray 2'ye gelmiş oldu. Yani o dönem için. Belki Galatasaray da şimdi aynı stratejiyi mi uyguluyor, şeyi mi uyguluyor ama sonuçta kendisine de kalabilir yani oyuncu. Oyuncu da iyi bir oyuncu. Ya Galatasaray edilebilir yani. Bir tane şey vardı.
Biz geçen Irmak'la programda işledik onun gibi. Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları vardı. Yani yazılı halde gördük. Hani öyle söylediği iddia ediliyor. İşte ben bir transferdeki anlayışım. Ben bir oyuncu transfer edeceksem önce transfer etmek istemediğim diğer iki oyuncu. Mesela Ahmet'i transfer edeceksem önce bana İsmail'i ver derim. Yok derlerse bana işte Hasan'ı ver derim. Ondan sonra tamam o zaman bari Ahmet'i ver derim. Benim transfer politikam bu diyor. Yani mesela gidiyorsun atıyorum. Eskiden örnek vereyim. Ronaldo'yu ver diyorsun. Alamayacağını bildiğin için. Sonra işte arkasından Modric'i ver diyorsun. Alamayacağını bildiğin için. Tamam hadi o zaman Pepe'yi ver diyorsun gibi. Bir transfer politikasından bahsetmiş. Ona benzetiyorum. Ama güzel. Yani elinde yine... kalırsa ne yapacaksın yani? Mesela hani şeyi ne güzel. Strateji güzel. Strateji güzel. Böyle bir şey olabilir mi? Şaka yapıyorsunuz herhalde siz. Niye? Transfer politikası böyle olur mu ya daha neler? Ya bu eski zamanların eski transfer zamanlar politikasını uyguluyor işte yani hala öyle devam ediyor. Asıl oyuncuya gitmiyor. Şey. Al derse ne yapacaksın Modric? Ya alamayacağını biliyor. Al, işte, demeyecek satar mı oyuncuyu? Adam yani ya sen Allah aşkına bir kulüp ya şöyle düşün senin oyuncuların mevzu bahis talipler. Tamam ya bari hiçbir şey almadan gitmesin der. Ya, bu esnaf mı yani dükkanında şey mi satıyor? Akşam pazar ürün mü satıyorsun? Yürütüyor. Ne münasebet yani? Bir tane oyuncu hangi oyuncuyla ilgileniyorsan o oyuncuya talip olursun. Ya bu da bir taktik sonuçta canım yani adam da böyle hala bu şekilde yapıyor demek ki yani. Ya Medat Muriç Galatasaray taraftarlar da şu an alıyoruz dese bence öyle kimse de kırmadı. Hiç ya biraz önce okuduğumuz isimlere de gerek yok ya. Ha, nereden yani, merden ya, çıktı 24 Vedat yaşında, demezler yani Türkiye'de gösterdi 24 adam. 24 yaşında Türkiye'yi biliyor gollerini atıyor harika yani. Bence transfer edilebilecek şu an en iyi oyunculardan bir tanesi yani piyasada. Fenerbahçe alırsa ne düşünüyorsunuz? Yani bilmiyorum Fenerbahçe'de iş yapar. Yani şu an santraforlara bakılırsa Vedat Muriç orada. Fenerbahçe'de fazlasıyla iş yapar yani. Yani şu an birinci santrafor gibi oluyor düşün. Evet. Nereden nereye geldi Fenerbahçe? Şimdi solda adolardan öbür oyunculardan sonra. Şimdi Vedat Muriç etkili bir oyuncu. Bu ligi de biliyor. Bence Fenerbahçe için ideal yani alabilirse bu yarış kızışır. Yani bunu Galatasaray da ister. Başakşehir de istiyor Vedat Muriç'i. Biri alacak. Burada para bence önemli. Yani oyuncu takası değil de parayı veren işi bitirir bence. Daha yüksek parayı veren. Peki Fenerbahçe'nin hangi bölgelere transferin şart olduğunu düşünüyorsunuz? Öncelikle tabii ki golcü zaten yani. Ya Fenerbahçe kenar işte geçen de konuştuk. Kenar ön kenar oyuncuları kesin. Bek kesin almak zorunda. Hasan Ali'ye alternatif şart. Kenara baktığında İsla işte Şener'in gitme durumu var. İsla ile olmaz. İyi bir oyuncu lazım. Ne olursa olsun. Onu ateşleyecek, rekabeti yapabilecek. Ön tarafta Dirar var. Tamam iyi oyuncu ama günümüz futbolunda öyle o sprinter, Onyekur gibi oyuncu değil. Yani biraz süratli oyuncular lazım orada. Kaleye inebilecek hızlı oyunda. Öbür taraf Valbuena zaten gitti. Oraya da bir oyuncu lazım. Yani Fener'e ön tarafını özellikle, hadi orta saha bir nebze dolu. Orada oyuncular var ama ön, kenar en az 5-6 tane oyuncu lazım. Yani orada biraz daha olayı zenginleştirmek lazım. Fenerbahçe çünkü içeride... Geçmiş yıllara bakıldığında Aykut Hoca döneminde hep hücumu seven, oynayan, top ayağına yakışan oyuncular oynar Fenerbahçe'de. Yani onun için biraz daha süratli artık futbol değişti. Fenerbahçe bu savunma oyunundan sonra bu tip oyunculardan biraz uzaklaştı. Artık hızlı oyunla beraber kaleye inmek lazım. Onun için kenar oyuncusu, santrafor, beklere özellikle kesinlikle almalı. Stoperlere bakıyorsun. Şükretel gidecek herhalde Şükretel. Evet. Şimdi Sadık'la Serdar Aziz de sen... Ligi götüreceğine inanabilir misin şampiyonluğu? İmkansız. Fenerbahçe'ye en az 10 tane oyuncu lazım. Yani imkansız. Yani tap yapıldığı zaman. Oraya dersin ki 2 tane daha stoper alayım. Belki ikisini yedek bırakırsın kafanda. Yabancı olarak. İşte o bayağı bir bütçede lazım. Nasıl kaleci de lazım. Hadi bir nebze kaleci. Volkan da bırakacağını düşünürsek bir alternatif ya da Mert de yarışabilecek bir Harun'la yarışabilecek var. Harun Berke var. Berke'yi dener bence hocam. Ben kalede çok şey değilim ya. Orada biraz daha ısrarcı olma. Yani orada bir kaleci daha gelmesi de yanında değilim Fenerbahçe. İşte burada Fenerbahçe'nin bunları yapabileceği kaynağı var mı? Yani dönüp dolaşıp aynı şeylere geliyoruz. Çünkü bir kaynak yok ortada. Elindeki en değerli oyuncusu da Elif. İşte günlerdir Elif'le ilgili haberler çıkıyor. Bugün en son Inter'in daha teklifinde ciddi oldu ve 15 milyon euro vereceği haberleri vardı. Artık tabii karar takdir Sayın Başkan'ın yöneticilerini satarlar mı satmazlar mı bilmiyorum ama bir oyuncu satmak zorundalar. Zaten satabilecekleri en değerli oyuncu olarak da Elif olacağına göre oradan gelecek bütçeye göre işte ne kadar oyuncu alabilecekler, ne kadar şey yapabilecekler bunu hep beraber göreceğiz. Bir de
Yani UEFA ile olan durum vardı. Aslında bugün ayın son günü bir açıklama bekleniyordu. Daha şu ana kadar bir şey. Dememişler mi bu ay geçti? 31 bugün şu anda. Işte, 31. Bugün olması yani bugün lazım. Genelde UEFA bu tür açıklamaları böyle hep böyle 6.30-7.30 gibi falan yapıyor. Akşama doğru yapıyor. Bir açıklama olur mu olmaz mı bilemiyorum. Ama Fenerbahçe eğer bir ceza alırsa ki umarız almaz. Ya da ağır bir ceza değil de işte Avrupa'ya gidememek gibi değil de işte transferin bütçeleriyle ilgili sınırlı transfer. Sattığın kadar al olmaması kadar lazım. O olursa çok olursa, sıkıntı olur. O zaman senin saydığın bütün isimler bu takımda kalır. Elif'i satarlar. Elif'in parasına da işte ya da 1-2 milyon euro da bütçeleri varsa 2-3 tane oyuncu alabilirlerse alırlar. Yani biraz öyle bir durumları var. Toplanan parayla ilgili de bir rakam duydum. Yani çok hayal kırıklığına uğradım eğer evet, gerçekten doğruysa. 10 milyon euro gibi biten bir rakam toplanmış. Yani 60 milyon TL falan. Yok canım. 65 ben milyon çok TL. Daha biz fazla duydum. Yani 30 aa, milyon euro'lar, 50 işte, milyon euro'lar. O, ben de onları duydum da bu duyduğumda... Ne demiyor Doğuş? Senin var mı bilgin? Bu durum, bu rakam da başka bir içerik. 35 milyon euro diyor Doğuş. Vallahi öyle rakamlar yokmuş. Onlar biraz şeymiş yani. Uçuk rakamlarmış. 10 milyon euro. Zaten ilk günü açıkladılar. Zaten ilk iki gün açıkladılar 6 milyon. Yok, şeyi açıkladılar. Rakam açıklamadılar hiçbir zaman. Şeyi SMS sayısını evet, orada çarpıp böldüğünde öyle işte 35 milyon eurolara falan gelen bir rakam yok ortada. Ama bu benim dediğim rakama gelen bir rakam var. 60-65 milyon TL'lere gelen bir rakam var. Ya ben öyle duydum. Umarım tabii ki 30-35 milyon eurodur. Ama o da yetmiyor. Duyduğum da önemli bir isim yani. 10 milyon euro olarak. 35 milyon euro da yetmiyor. Yani 65'e 60-65 tamam. Yok zaten şey rakamına ulaşmasının mümkünatı yok canım yani. Ben burada şey açıklandığı zaman kampanya. Yani yok dedim, böyle bir şeye nasıl ulaşsınlar? Yani bunun mümkünatı yok. Yani ne yaparsanız yapın. Tamam, taraftar forma alıyor, SMS yolluyor ama yani nereye kadar siz 35 milyon 40 milyon euro para toplayacaksınız da 250, 300, 350 milyon TL'den bahsediyoruz. Yani müthiş bir rakamdan bahsediyoruz yani. İnsanlar veriyor da bir kişi 2 SMS atar, 3 atar da yani 10 tane SMS de atmayabilir yani. Bunu açıklayacak mı Fenerbahçe yönetimi? Sanmıyorum açıklayacağını. Yani bu kadar para yapılacağını. Ya mesela programlar yapıldı. İşte bağlandı. Ben 300 forma alıyorum. Ben 10 bin forma alıyorum. Ya yani şimdi bunlar gerçekten oldu mu olmadı? Umarım olmuştur. Yani benim aklıma ilk mesela o geldi. Çünkü geçmişteki o programda yardım... zaten 57 milyon lira toplanmış sadece olmuştur, televizyon olmuş programında. Ya yani o 2 gün yapılan arka arkaya televizyon programlarında toplanan rakam 57 milyon i̇şte liraymış. Orada gerçekten bu şeyi de bulunanlar yani bağlanıp da bir taahhütün altına girenler bunu umarım yerine getirirler. Yani sonra yok ben 5000 değil de ya aslında 1000 tane alacaktım filan. Bağlananlar şey değil ki. Çok kişi bağlandı oradan yani, buradan. 500 yani, forma alıyorum, 10.000 forma alıyorum. Tanışıklıkla bağlanan insanlar. 1000 forma alıyorum dedi canım yani. Tam işte yani tanışıklıkla bağlanan insanlar. Onların hepsi öyle tanıdık olduğu için hepsi verirler onların parasını. Onda sıkıntı çıkmaz ama rakam bence fazla. Ya 100 diyelim canım yani, 100 diyelim yani. 100. Ya o programda 57 milyon toplandıysa o zaten 10 milyon liraya yakın para yapıyor. O gün yapıyor sadece. O gün yapıyor sadece. Bence sana onun bilgisi gelmiş olabilir. Olabilir. Tam çünkü senin rakamla örtüşüyor. Umarım doğrusu 35'tir. Tabii canım yani keşke hepsi toplanmış olsa. Şimdi programımızın sonuna geldik. Süper Lig'e son çıkan takım da Hatayspor'u penaltılarla eleyen Gazişehir Gaziantep oldu. Hayırlı olsun, hoş geldi diyoruz. Teşekkür ediyoruz, ağzınıza sağlık. Teşekkür. Değerli izleyicilerimiz yeniden buluşuncaya dek hoşçakalın.